Herkese iyi günler. Bugünkü videomda putlaştırma ile ilgili konuşmak istiyorum. Özellikle Sıffin ve Cemel Savaşları ile ilgili videolarıma gelen tepkiler üzerinden böyle bir video çekmeye ihtiyacı duydum. Sıffin ve Cemel Savaşları'nın İslam'daki bizim bugün cennetle müjdelenmiş ya da işte başka isimlerle ya da başka sıfatlarla andığımız sahabelerin tanrılaştırılması ve putlaştırılması için kullanıldığını düşünüyorum. Bunu bir şekilde bilimsel kanıtlara dayalı olarak ispatlayabilmek için de böyle bir video hazırladım. Bu videomun Cemel ve Sıffin Savaşları'nın tarihi gerçekleriyle ilgili bir ilgisi yok. Çok kısa bir şekilde o savaşlara değineceğim. Fakat eğer o savaşlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız aşağıda bulunan linklerden bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomda ben bu savaşların ve sonraki savaşların putlaştırma fonksiyonu üzerindeki etkilerini değerlendireceğim ve İslamiyet'in şu andaki değerleriyle putlaştırılmış bir takım figürlerin ilgilerini ve alakalarını derinlemesine analiz etmeye çalışacağım. İlk önce bizim putlaştırmanın yani putperestliğin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Putlaştırma ve putperestlik de aynı şeyler değiller. Fakat birbirleriyle bağlantılı şeyler. Dolayısıyla bunların nerede başlayıp nerede bittiğini anlayabilirsek biz günümüzde aslında baya baya putlaştırma olan fakat bir şekilde bizim alışmış olduğumuz için bize öyle gelmeyen değerlerin neler olduğunu anlayabiliriz. Putlaştırma insanlık tarihi kadar eski bir şey. Fakat Wikipedia'da anlatıldığı kadarıyla bütün dinlerde bir şekilde var ve bütün dinlerde özellikle İbrahimi dinlerde bir şekilde şeytanlaştırılmış ve kötü olarak anılan bir şey. Ve esas mantığı putlaştırmanın bu İngilizce kaynağı göre tanrı olmayan bir şeye tanrı vasfı vermek olarak geçiyor. Bizim Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göre ise ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan nesnelere yapılan tapınmayı simgeliyor. Bu ikisi aslında birbirinden biraz farklı şeyler. Fakat ikisi de bunların aynı Wikipedia sayfasının farklı çevirileriyle ortaya konmuş şeyler. Yabancılarda yani İngilizce konuşulan yerlerde tanrılaştırma ya da putlaştırma filan dediğimiz zaman tanrının yerine başka bir tanrıyı koyma yani bizim ilah olarak tanıdığımız Allah'ın yerine onun gibi güçlü olduğuna inanılan veyahut da onunla bir şekilde insanların irtibatını sağlayan başka bir yaratığa ya da başka bir cansız nesneye tapınma olarak görüyoruz ki bence Kur'an'ın kontekstine baktığımız zaman bu tanımlamanın aslında perestliği daha doğru bir şekilde tanımladığını görüyoruz. Çünkü Kur'an'da da verilen tek net mesaj Allah'ın yerine herhangi başka bir ilahın edinilmemesi gerektiği şeklindedir. Zaten biliyorsunuz kelime-i tevhid de la ile başlar. Yani hayır, yokla başlar. La ilahe yani Allah yok, ilah yok, tapınılacak hiçbir şey yok demektir. Dolayısıyla hani İslamiyet'in ilk kelimeleri aslında ateizmle eşittir. Ama sonra illallah gelir ve orada siz Allah'tan başka şeklindeki lafzı alır ve ha demek ki ben Allah'a ait olan güçleri Allah'a vermek zorundayım. Diğerlerine de hak ettikleri şekliyle muamele etmek zorundayım diye düşünürsünüz. Hazreti İsa'nın da bu şekilde bir sözü İncil'e nakledilir. Fakat bizim Türkçe kontekste ele alındığı kadarıyla doğaüstü güçlere dikkat çekilir. Bu insanüstü güç şeklinde de geçiyor. Yani doğaüstü güç ya da insanüstü güç dediğim zaman neyi kastediyoruz? Bunu anlayabilmek için de doğalı ve insanı anlamamız lazım. Türkçe kontekste dolayısıyla ele aldığımız zaman biz herhangi bir insanın yapabileceğinin üstündeki her şeyin aslında Tanrı'ya ya da ilaha ya da Allah'a götüreceğini dolayısıyla herhangi bir insanın yapabileceği şeyin üstündeki her şeyin ancak ve ancak bir Allah tarafından yapılabileceğini anlıyoruz. Bu da aslında yabancı kaynaklarda aktarılanla biraz benzer bir şey. Fakat ortak olan nokta şu ki demek ki herhangi bir insanın yapabileceği şeyin üstündeki her şey aslında bir tanrılaştırma oluyor. Bir ilahlaştırma oluyor. Biz kainata Big Bang'den itibaren doğaüstü hiçbir şey görmüyoruz. Yani Big Bang'in kendisi evet doğaüstü bir şey. Yokluktan çıkan bir evren görüyoruz. Onu zaten ateistler de açıklayamıyorlar. Big Bang'in öncesine dair olan bütün varsayımlarla bilimsel ve dinsel hiç farklılık yok. Çünkü hiç kimse ondan önce ne olduğunu bilmiyor. Fakat ondan sonra olan bütün her şeyi ama bütün her şeyi biz fiziksel, matematiksel, bilimsel olarak açıklayabiliyoruz. Bizim açıklayamadığımız hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla eğer siz olabildiğine inanıyorsanız, doğaüstü şeyler var, metafizik şeyler var falan filan diyorsanız bu bir Allah'a işaret ediyor. Fakat eğer siz bu güçleri bir takım insanlara affederseniz o zaman o insanları ya da o yaratıkları tanrılaştırmış oluyorsunuz ki bunun çok aslında büyük bir geçmişi var. Milattan önce 53.000'de biz Avrupa'da özellikle İspanya ve İtalya gibi bazı yerlerde mağaralarda ilk insanların bir takım hayvansal figürler çizdiklerini ve bu hayvansal figürlere tapındıklarını düşünüyoruz. Göbekli Tepe'de bildiğiniz gibi Urfa'da çeşitli hayvan figürlerinin olduğu birçok eser var. Bu hayvanlara tapınıp tapınılmadığını tam olarak bilmiyoruz. Fakat bu hayvanların üzerine resimlerinin çizildiği yerlerin tapınak olduğunu kesinlikle biliyoruz. Oralarda bir şekilde festivaller düzenlenmiş, bir şekilde yemekler yenmiş ve bu hayvanlar da oralarda resmedilmiş. İşte taşlar falan dikilmiş. Bu hayvanların ilah olarak görülüp görülmediğini bilmiyoruz. Fakat net bir şekilde biz M.Ö. 4000'de Mısır'da hayvanlara ve
insanlara tapınılmaya başladığını biliyoruz. Kadim medeniyetler olan Akatlarda, Babillerde, Asurlarda kralların hepsinin tanrı olduğunu ve bütün kralların işte Mısır'la beraber başlayarak net bir şekilde tanrı ilan edildiğini biliyoruz. Bütün Mısır firavunları tanrı biliyorsunuz ve onların doğaüstü güçler olduğuna inanılıyor. Hatta insanlığın tanrı ilk tanrı biliyorsunuz güneş ve bu güneşten gücünü alan insanların kral olabileceği ve bu kralların da bir şekilde yarı tanrı yarı insan olabileceği modelleniyor o sıralarda. Ve eğer siz herhangi bir şekilde kral olursanız hemen otomatik olarak da tanrı oluyorsunuz ve sizin bir ilah olduğunuza inanılıyor. Biz bunu tarihte çok görüyoruz. Dini metinlerde de işte Kur'an'da, İncil'de ve Tevrat'ta biz işte Nemrut gibi, Firavun gibi figürlerin sıklıkla tanrı olarak tapıldığını falan anlayabiliyoruz. Bu kültür M.Ö. 3000'de Hindistan'a gidiyor ve insanlıkla beraber bütün dünyaya yayılıyor. M.Ö. 2000'de Yunanistan'da da birçok tanrının olduğunu görüyoruz ve bu tanrıların şekillerinin değiştiğini görüyoruz özellikle Yunanistan'da. Çünkü eski Yunan'da mitolojik tanrıların hepsi insan modellemesidir. Yani andromorf insan biçimli tanrılardır. Fakat diğer yerlerde, Avrupa'nın dışındaki yerlerde biz zoomorf tanrılar görüyoruz. Yani hayvan şekilli tanrılar görüyoruz. Her ne şekilde olursa olsun biz eski insanlarda tanrılaştırmanın çok yaygın olduğunu ve kendi özellikle liderlerine tanrılık vasfı yakıştırdıklarını biliyoruz. Şimdi ben size mesela çok önemli bir örnek vereyim. Oradan bu tanrılaştırmanın ne kadar günümüzde yer etmiş olduğunu anlayabilirsiniz. Biliyorsunuz krallar taç takarlar. Osmanlı kralları da dahil bütün krallar taç takmışlardır. Hatta Emevi kralları da ilk İslamiyet'le beraber taç takmışlardır. Hazreti Peygamber'in ve halifelerinin taç taktığını bilmiyoruz. Fakat sonraki bütün İslam liderlerinin altından taç taktıklarını biliyoruz. Bu altından taç arkadaşlar tanrılaştırmanın ve putlaştırmanın örneklerinden birisidir ve günümüzde de hala gelenek devam etmektedir. Krallar ve kraliçeler hala taç takarlar. Arkadaşlar taç kendisi altındandır. Altından olmasının sebebi ise sarı ışık vermesidir. Sarı ışığı bildiğiniz gibi güneş verir. Güneşin yaydığı sarı ışık nedeniyle güneşe tanrı denildiği için onu yeryüzünde taklit etmeye çalışan insanlar da kafalarına yine sarı ışık veren bir cisim yani taç takarak aslında güneşi taklit etmişler ve güneş tanrının yeryüzündeki halifeleri olmuşlardır. Bugün kralların ve kraliçelerin kafalarına taktıkları taç insanların ta binlerce yıl evvelinden beri güneşe tapmalarından ileri gelen bir adettir. Bu putlaştırma ve tanrılaştırma çok fazla içimize girmiştir. İslam öncesi Araplarda da bu durum böyledir. Hatta İslam öncesi Araplarda işte günümüzün Japon ve Çinli putperestlerine benzer olarak bir putlaştırma modeli vardı. Ölen insanları putlaştırıyorlardı. Mesela hepinizin bildiği gibi Kabe'de 3 tane put vardı. Bunlar Lat, Uzza ve Ubel'di. Bunların arasındaki Lat aslında tanrı falan değildi. Lat peygamberimizden aşağı yukarı 30 yıl evvel yaşamış ve ölmüş. Çok bilge, çok dindar, çok güzel, çok evliya bir insandı. Çok harika bir insandı. Bu Lat o kadar iyi bir insandı, o kadar güzel bir insandı, o kadar cömertti ki bu ölünce insanlar çok üzüldüler ve Mekke ahalisi Lat'ın bir putunu yaptı ve Mekke'ye koydu. Lat'ı elçi kullanarak kendi tanrılarıyla bir şekilde özdeşleşebildiklerini düşündüler. Biz günümüzde de bu tür adetleri görüyoruz. Mesela işte Eyüp Sultan'a gidiyor insanlar ya da Hacı Bektaş Veli'nin kabrine gidiyorlar. Orada işte bir takım tapınma gösterileri yapıyorlar biliyorsunuz. İşte çantalarını alıp Hacı Bektaş Veli'nin yok sandukasına sürüyorlar. İşte Eyüp Elensari'nin mezarından toprak alıyorlar bilmem ne. Ve o adamların vesilesiyle Allah'a yakınlaşabildiklerini düşünüyorlar. Bu aslında çok net binlerce yıldır gelen putlaştırma geleneğinin bir devamı. Yani aslında onlar Allah'a mallaha falan inanmıyorlar. Oradaki bir takım sandukalara, bir takım taşlara, mezar taşlarına filan tapınıyorlar. Fakat bilgileri, haberleri bile yok. Ki İslam öncesi Araplarda da biz aynısını görüyoruz. Ve Peygamberin ve Hazreti Ali'nin yıktığı putlar işte bizim bugün günümüzde türbe adı altında aslında tapındığımız putlar. İslamiyet'in geldiği yeri düşünürsek putlaştırmanın da aslında sadece Hristiyanlıkta ya da başka dinlerde değil İslamiyet'te de bir hayli işleştirilmiş olduğunu görürüz. Size putlaştırmanın ne kadar ileri gittiğini göstermek için bir örnek de aylardan ve günlerden vereceğim. Bizim bugün gün ismi olarak kullandığımız günler biliyorsunuz pazar, pazartesi, salı, çarşamba filan diye gitmektedir. Bu İngilizce'de Sunday, Monday, Tuesday filan diye gitmektedir. İngilizce'deki bütün gün isimleri bir tanrıya aittir. Yani mesela Sunday, pazar yani güneş günüdür. Monday, pazartesi yani Monday'dir aslında ay günüdür. Tuesday, Thea'nın, Wednesday, Odin'in, Thursday yani perşembe, Thor'un günüdür. Ve diğer bütün günler de herhangi bir tanrıya aittir. Biz bunları Türkçe'ye alırken bu tanrı isimlerinin hepsini yok etmişiz ve genel olarak Araplardan ve İranlılardan özellikle bu gün isimlerini almışız. Fakat biz alırken biz de aslında çok değiştirmemişiz. Şöyle ki Sunday yani pazar günü binlerce yıldan beri güneşe tapılan, sadece güneşe tapıldığı için işte insanların çalışmadığı ve bir takım festivaller, yemekler, eğlenceler falan düzenlenen bir gündü. Ve pazar günü o yüzden haftanın ilk günü kabul edilirdi. Günümüzde de aslında bu adet Hristiyanlıkla beraber devam etti ve Hristiyanlar bu güneş gününde yani herkesin tapındığı, herkesin işte festival yaptığı güneş gününe tapılan günde gittiler. Kiliselerde bir takım ziyaretler başlattılar ve kilise gününü pazar olarak ilan ettiler. Müslümanlık gelince bu iş değişir gibi oldu fakat ilk günün pazar olması kuralı yine değişmedi. Size ben şimdi sorsam diye haftanın ilk günü
hangi gündür diye. Muhtemelen pazartesi diyeceksiniz. Hayır, bizim dilimizde de Türkçe'de de ilk gün pazardır. Şöyle ki salı kelimesi Arapça selaseden gelir, üçüncü demektir. Çarşamba aranızda tavla oynan varsa bilir. Car yani dört demektir, dördüncü demektir. Perşembe de yine Farsçadan beşinci demektir. Peki salı üç, çarşamba dört ve perşembe beşinci gün olursa ilk gün hangi gün olur? İlk gün elbette pazar olur. Dolayısıyla bizim şu anda kullandığımız takvimde de açık bir şekilde güneş tanrısına tapılan günün ilk gün olduğu bir zaman dilimi kullanılmaktadır. Aylarda ise biz direkt olarak zaten tanrı isimlerini kendi kullandığımız ayların içine de almış durumdayız. Mesela işte Mart, İngilizcesi March, Yunanların savaş tanrısı Mars'tır. May, yani bizim Mayıs dediğimiz ay, İngilizcesi çevresinden direkt kullanarak aldığımız ay aslında May tanrısıdır. Hatta Ağustos ayı direkt tanrı ismidir. Şöyle ki bu aylar ilk belirlenirken Julius Caesar tarafından belirtilen bir takvimi biz şu anda kullanıyoruz. Ve Julius Caesar kendisi Haziran ayına July ismini vermiş ve kendisini tanrı ilan ederek bundan sonra bir ayın kendi ismiyle anılmasını sağlamıştı. Onun üvey oğlu olan Julius Octavius kendisi Caesar olduğu zaman, yani kral olduğu zaman, aynen üvey babası gibi kendisinin de bir ayı olmasını istemiş ve Sextilis ismini kaldırarak kendi adını, yani Augustus ismini bir aya vermişti. Bu Augustus ismi bugün günümüzde İngilizce'de August, Türkçe'de de Ağustos olarak hala bizde kullanılıyor. Yani kendisini tanrılaştırmış bir Roma kralının ismini biz hala bir aya isim olarak devam ediyoruz kullanmaya. Burada şunu demek istiyorum ben. İşte bizim kullandığımız bütün aylar, günler tanrılardır. İşte İslam'a aykırı şeyler falan filan, sakın böyle bir şey anlamayın. Böyle bir şey demek istemiyorum ben. Ben sadece şunu diyorum. Bu tanrılaştırma, putlaştırma işi bizim hayatımızın şu anda bir parçası olmuş durumdadır. Ve bizim bundan kurtulmamız neredeyse mümkün değildir. Özellikle günlük pratikler bağlamında. Fakat inanç bağlamında bizim bundan kurtulmamız gereklidir. Çünkü Kur'an'da çok net bir şekilde ikaz edilen hususların başında Tanrı'nın varlığı, birliği ve kendisine asla ortak koşulamayacağı gelir. Günümüzde bu pratikle alakalı biz daha çok şöhretlilere yapılan tapınmayı görüyoruz. Ve slide'dan da görebileceğiniz gibi bu tapınma işi bugün bir akıl hastalığı olarak görülüyor. İnsanlar şöhretlilerin yaptığı her şeyi otomatik olarak kabul ediyorlar ve şöhretlilerin yaptığı her şeyin doğru olduğunu düşünüyorlar. Bir futbol yıldızına tapınıyorlar ya da bir rock yıldızına tapınıyorlar. Bugün göreceksiniz işte bir sürü rock yıldızının işte bir sürü yaptığı ahlaksızlığı, namussuzluğu görüyorsunuz ve bunların taraftarları, yani bunların sevenleri gönüllü olarak kendilerini onlara vaat ederek, kendilerini onlara adayarak bir şekilde aslında tapınma sendromu gösteriyorlar. Yani Allah yerine bu tür kişilerin çok üstün yaratıklar olduklarına inanıyor ve bu tür üstün yaratıkların da her dediğinin yapılması gerektiğini kabul ederek kendilerini bu sahte tanrılara bir şekilde kullaştırıyorlar. Bunun günümüzde de biz açık bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu işte ünlüler günümüzde çok fazla ticari meta haline geldiler. Instagram'dan sadece bir çantayla foto paylaşabilmek için o çanta üreticisinden 100 bin dolar alan ünlüler var ve bu ünlüler Türkiye'de yapıyorlar bu işi. Siz düşünün, Amerika'da ya da işte dünyanın başka zengin yerlerinde bu ünlüler bu fotoğrafları falan ne şekilde paylaştıklarını kendiniz hesap edin. Şimdi benim derdim bunlar da değil. Fakat size sadece örnek vermek için söylüyorum. Yani putlaştırma hayatımızın her alanında var, her yerde var ve bunu insanlar otomatik olarak yapıyorlar, bilmeden yapıyorlar. Özellikle şöhretliğe tapınma sendromu gibi sendromların artık bir akıl hastalığı olduğu kabul edildi ve bu akıl hastalıklarının tedavileri var. Kişiler bu tür hastalıklardan kurtulmak için psikiyatrik tedaviler görüyorlar. Yani bu tapınma, başkasına putlaştırma falan o kadar ileri gidebiliyor ki dinle ilgili olsanız da olmasanız da sizi herhangi bir akıl hastalığına sevk edebiliyor. Dolayısıyla bu şekilde dikkatli olmak lazım. İşte ben buradan hareketle sahabenin nasıl putlaştırıldığını ve Sünnilerle Şiilerin bundan nasıl etkilendiğini size aktarmak istiyorum. Sahabe de elbette aynen günümüzdeki rock yıldızları gibi ya da eskinin firavunları, kralları gibi bir şekilde putlaştırıldı. Putlaştırılmasının aslında nedenleri dini falan değildi. Tamamen siyasiydi. Ben Cemel ve Sıfın savaşlarındaki putlaştırma vakasının tarihini detaylı bir şekilde anlattım. Fakat yine özellikle Alevi arkadaşlarıma mesela şu hususunu paylaşmak isterim. Hazreti Ali ve oğlu Hüseyin sadece Muaviye ile savaşmıştır. Hasan akıllı bir insandır ve savaşmamıştır. Ve bu şahıslar ikisi Küfe'de, bir tanesi de Medine'de vefat etmişlerdir. Medine'de vefat eden Hazreti Hasan'dır. Çünkü Küfe'den kaçmıştır. Küfe'den, ölümden kaçmıştır. Çünkü kendisine isyan eden Şiiler kendisinin asla bir imam olmadığını falan söyleyerekten onu öldürmek istemişler. Son anda Muaviye'nin yardımıyla canını kurtararak Küfe'den kaçabilmiştir. Yine kardeşi Hüseyin ve babası Ali ise Küfe'de ölmüşlerdir. Onlar da Medine'ye girememişlerdir. Çünkü Medine halk tarafından hiç sevilmemişlerdir. Hazreti Ali'nin oğlu olan Hüseyin'in ise tek vasfı yine aslında damat olmasıdır. O da bildiğiniz gibi 3. Yazd'a girdin. Yani insanların taptığı son tanrı kralı olan Sasani kralının kızıyla evlidir. Sadece Küfe ehli tarafından saygı görmüş. Ne Mısır'da ne Mekke Medine tarafında, Basra'da herhangi bir saygı görmemişlerdir. Kendilerine saygı gösteren tek toplum Şiiler, Alevilerdir. Ve Şiilerin, Alevilerin, yani İranlıların bugün Şii olmalarının nedeni, ki ben bunları hepsini detaylı olarak videolarımda anlattım, hiçbir şekilde dinle alakalı değildir. Tamamen
siyasidir. Bu şahıslar kendi üstlerine gelen İslami fetihleri Roma'nın bir saldırısı olarak görmüşler ve Roma'ya karşı bir refleks geliştirmek için kendi İranlı kimliklerini ortaya koymuşlar. Ve bu İranlı kimliklerini de 3. Yazdegerd'in kızıyla evlenen Hüseyin ve onun evlatları üzerinden yapmışlardır. Aslında mevzu bu kadar basit olmasına rağmen bu siyasi olay maalesef hem Sünniler hem Şiiler tarafından bir şekilde tanrılaştırmaya gitmiş ve tanrılaştırıldıktan sonra bu şahıslar kutsallaştırılmışlar ve bugün işte Hristiyanların azizleri gibi kendisine asla laf söylenemez, kendileri asla eleştirilemez bir takım putlara dönüştürülmelerdir. Bu putların isimleri de işte Kutlu, Mübarekey, Hazret falan gibi isimlerle daha da kutsallaştırılmıştır. Şimdi ben size putlaştırmanın esas kötülüğünden bahsedeyim. Şimdi evet siz bir insana kutup yok Hüseyin Sürru, Efendimiz falan filan diyebilirsiniz. Fakat bu maalesef sizin bunları söylediğiniz insanlarla sınırlı kalmıyor. Yani mesela özellikle Sünniler Hazreti Peygamber'i putlaştırma cihetine giderler. Hazreti Peygamber'in ayı ikiye yardığını söylerler. İşte miraca gittiğini, havalarda uçtuğunu, ondan sonra işte geleceğe gördüğünü, geçmişi gördüğünü, işte cennette cehennemde falan saçma sapan dolaştığını, havalarda uçarak işte böyle drone gibi milletin işte evinin penceresini falan saydığını falan düşünürler. Şimdi Peygamber'e siz böyle bir şeyler söylediğiniz zaman, siz Peygamber'e böyle çok komik, çok afaki şeyler söyleyebildiğiniz zaman maalesef hemen yanınızdaki şeyhe de bunların en az yarısını verebiliyorsunuz. Yani siz mesela Peygamber'e masum diyorsunuz, ismet sıfatı var diyorsunuz. Halbuki Peygamber masum falan değil. Peygamber gayet de günahkar bir adam. Ki Kur'an'da Hazreti Peygamber acımasızca çok fazla defa fırçalanıyor Allah tarafından. Ya sen kimsin? Sen nasıl bir adamsın filan diye Allah'ın bizzat kendi peygamberine hitapları var. Ve bütün bu hitapları geçiyoruz. Sanki bunların hiçbir olmamış, Kur'an'da hepsi de yazmıyormuş gibi. Gidiyoruz, peygamberin hiç fazla sözü olmadı falan deyince kendi şeyhimize de aynısını söylüyoruz. Mesela işte Fethullahçılar, Fethullah Gülen'i tamamen hatalardan bağımsız, tamamen hata yapamaz, tamamen mübarek Allah'ın kulu falan sanıyorlar. Değil işte, darbe yaptı adam, tanklarla insan ezdirdi. Ama mesela Menzilciler de kendi şeyhlerini, Süleymancılar Süleyman İlmi'yi, Nurcular Said Nursi'yi bilmem ne, hepsini kendilerinin çok kutsal bir takım vazifeler olan falan insanlar olarak görüyorlar. Ki bu alanların hiçbiri böyle değil. Hepsinin hayatında birçok falso var. Hepsinin hayatında işte uyuşturucu kullanımından, fuhuştan, kaçakçılıktan, ahlaksızlıktan bir sürü şey var bunların hayatında. Ve bunların hepsini birden görmezden geliyorlar. Ve en sonunda bir terörist başı ortaya çıkıyor. Herhalde böyle olacak. Çünkü sen bir peygamberi putlaştırdığında, onun işte sahabelerini putlaştırdığında sen aslında hemen yanı başındaki şeyhi putlaştırıyorsun. Ve mesela işte Medet ya Geylani diyor adam. Ya Geylani Allah mı diyorsun sen? Ya hayır işte ben Geylani'yi kullanarak işte Allah'a şey yap. Ya hayır işte sen Geylani'yi Allah diye tapıyorsun. Sen Geylani'yi Allah diye taptığın için Beyazlı Bestami diye bir adam çıkıyor ve diyor ki bu cübbenin altında Allah'tan başka kimse yok diyor. Kendine Allah diyor. İşte İbn Arabi gibi bir adam çıkıyor. Allah'cı Mansur gibi bir adam çıkıyor diyor. Ben Allah'ım diyor. İşte mesela Said Nursi kendisine Müceddi diyor. Mehdi diyor. İşte manyağın teki çıktı biliyorsunuz. Kara oynatan bir manyak. Kendisine Mehdi diyor adam. Hepsi Mehdi. Hepsi peygamber. Ya hepsini geçin. Güya çok akıllı mantıklı. İşte 19'cu falan arkadaşlar var. Ya onların da hepsi peygamber. Neden peygamber? Çünkü putlaştırıyorlar. Çünkü birilerini putlaştırıyorlar. Şefaat kullanıyorlar. Mucize kullanıyorlar. Rüya görüyorlar. Rabıta aleminde işte Allah'tan ilham alıyorlar. Bilmem ne. El veriyorlar. El alıyorlar. Neden? Çünkü bunların hepsi aslında putlaştırdıkları bir insan üzerinden diğerlerini de putlaştırıyorlar. Ve bu adamların ne Allah'la ne kitapla hiçbir insanla kısık. Çünkü Allah kendisi Kur'an'ında bu sıfatları kullanan herkesin sapık olduğunu ve bunların ancak ve ancak Mekke müşriki olabileceğini söylüyor. O insandan bahsederken Kur'an biliyorsunuz sadece ve sadece kötü insanlardan bahsediyor. O insan ki pisliktir, o insan ki nankördür ve o işte insan dediği Seyyidül Evvelin ve Ahirin diyen insanlardan bahsediyor. Seyyidül Evvelin ve Ahirin bugün bizim selalarımızda kullandığımız tabir arkadaşlar ve öncesinin ve sonrasının efendisi demek. Ya biz bunu peygambere söylüyoruz arkadaşlar. Peygamberin 571'den öncesi yok. Peygamberin 632'den sonrası yok. Peygamber öldü gidi. Peygamber bir insan da sizin gibi benim gibi ve bunu ben söylemiyorum. Allah söylüyor. Niye ki? Şimdi mesela bunu gösteriyorum işte. Bakın bir tane adamla biz yazıştık. Bu videoların altına bir tanesi yorum yaptı. Güya çok iyi Sünni ama biz hürmet ediyoruz diyor. Sen diyor Hazreti Ali'ye katil diyemezsin diyor. Ya arkadaşım Ali öldürdü işte Osman'ı ve kanlı bir darbeyle yönetimin başına geçti. Sonra da darbeyi beraber yaptığı ortaklarını da öldürdü. Yani Zübeyir'i, Talha'yı da öldürdü. Sonra gitti darbeyi yine ortaklaşa beraber yaptı. Haricileri de Nehrevan'da çok çirkin bir şekilde boğdu. Yaktırdı insanları. Şimdi ben bunu deyince vay sen bizim Ali Efendi. Ya arkadaşım ben tarihi bir gerçeklikten bahsediyorum. Bir insandan bahsediyorum. Bir tanrıdan bahsetmiyorum ki. Fakat sen savunurken mevzuyu bir tanrıyı savunur gibi savunuyorsun. Bakın ben adamın diyorum ki senin diyorum anana fahişe desek, senin anana diyorum tecavüz etse diyorum. Altına cevap olarak adam ama Kehf suresi diyor. İşte şimdi bu adam lan sen benim anamı babamı niye karıştırıyorsun lan filan deyip namusunu niye ön plan almıyor? Çünkü namusu falan yok. Allah'tan başkasına tapan bir insanın namusunun, şerefinin, ahlakının olması mümkün değildir. Şöyle ki savunmuyor ki adam. Yani tamam diyor benim ahlakıma diyor sen diyor laf ettin de ama
ama diyor o da sahabe diyor. Şimdi Hasan bin Sabi diyorum ben. Hazreti Ayşe'ye fahişe demiş. 30 tane şiir yazmış Hazreti Ayşe'nin fahişeliği hakkında. Bir sürü şey yapmış ve sonra ayet geldikten sonra da 200 tane değnek yemiş ve muhtemelen onun etkisiyle de vefat etmiş. Şimdi ben diyorum ki Hasan bin Sabi biridir. Ben bunu deyince adam deliriyor. Sen nasıl sahabeye böyle der? Ya iyi de adam, şimdi ben bu adama ne diyebilirim? Hayır diyor, diyemezsin. Çünkü işte ashabım benim işte şeydir, neymiş? Yıldızmış. Ya yıldız mıldız değil. İnsan, hepsi insan. Hepsinin ahlakına, namusu, kendi mucibinde şerefi var. Ve bunların çoğu ahlakların şereflerini peygamber öldüğü gün terk etmişler ve birbirlerine o malları, mülkleri, sarayları paylaşmak için yalın kılıç dalmışlar. Şimdi sen Müslüman, bu adamlardan tanrı çıkartıyorsun ve o tanrılar işte mesela Alevilerde de aynısını görürüz. İmamlar, seyyidler çıkıyor. Ehli beytime diyor laf edemezsin. Ya ehli beyt dediğin adam Zeynel Abidin mesela. Zeynel Abidin biliyorsunuz 3. yazda girdiğinde torunudur aslında. Yani son tanrı kralın torunudur. Şimdi senin Zeynel Abidin dediğin adamın canını bağışlıyorlar Kerbela'da. Değil mi? Niye? Çünkü hep derler ya hasta masta. Hayır, hasta masta değil, savaşmıyor. Teslim oluyor. Diyor ki ya bırakın, öldürüyorsanız öldürün. Herkes öldürüyorlar ve Yezid bunu alıp bir sene hapsediyor. Sonra peşine bir müfreze takıyor, gönderiyor Medine'ye. Ve Medine'de ben bunu hep videolarım anlattım. Bakın gidin Harre vakasını dinleyin. Ve burada Zeynel Abidin Harre'de tecavüz edilen, ahlaksızca mallara alınan, kendilerine işte sahabe olmalarına rağmen bir sürü haksızlık edilen, yamyamlık edilen ve kılıçtan geçirilen Müslümanların içinde gayet mutlu mesut bir şekilde oturuyor. Hüsam bin Zeyd'in, Abdullah bin Ömer'in filan çalınan paralarında Zeynel Abidin'e pay veriliyor. Kemerbest diyor. İşte yok gaybet olmuş diyor. İşte sen, onlar gaybet olmuş. Yok Mehdi havalara uçmuş. 12. imam bilmem nereden her an çıkabilir falan filan yaptığın zaman bir tane Hamane'yi de çıkıyor, geliyor, oturuyor İran'ın başına. Ben diyor Ayetullah'ım, ben diyor Ruhullah'ım, ben diyor işte Allah'la konuşuyorum diyor. Ve İran gibi bir ülkeyi, 80 milyonluk bir ülkeyi inim inim altında inletiyor, rezil ediyor. Bu adam şu anda Suriye'de katliam yapıyor. Bu adam şu anda Irak'ta katliam yapıyor. Ve bunu senin sayende yapıyor. Yani senin sayende, senin. Yani bunlar hiç böyle uzak şeyler değil. Bakın alın işte, sizin sünniliğinizin sonu bu. Şiş sokmalar, yok hoplamalar, zıplamalar, yok işte kafasını başına kılıç sokmalar. Arkadaşlar bunun ne alakası olabilir dinle? Ve şimdi sen diyorsun ki hayır ya, bu çok küçük bir azınlık tarafından yapılıyor. İnsanların çoğunun bununla alakası yok. Ya bununla alakası yok diyorsun. Adam geliyor benim videomun altına bir sürü küfür düzüyor. Ve sadece ve sadece putunu yıktığım için. Hazreti Ali bir Allah değildir. Zeynel Abidin Allah değildir. Muaviye Allah değildir. Hazreti Peygamber Allah değildir dediğim için adam geliyor bunun altına bir sürü şey dolaşıyor. Şimdi onun bu şey sokanlardan farkı ne? Şimdi Alevi kardeşlerim seyrediyorlar bunu. Tabii diyorlar ki gördün mü işte Sünnilerin hepsi böyle sapık. Öyle mi? Gerçekten mi? Peki Aleviler ne? Bu ne? Bu kılıç. Bu ne arkadaşım? Bu ne? İnsan niye kendisini yaralar? Neymiş? Hazreti Hüseyin işte şey yapmış da. Ya çocuğunun başını niye kesiyorsun sen? Sen mısın? Ve bu arkadaşlar Afganistan'da, Pakistan'da, İran'da, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta o kadar yaygın bir gelenek ki, bu Bahreyn'de falan. O kadar yaygın bir şekilde yapılıyor ki. Ve sen bunu yaptığın zaman çok iyi Müslüman oluyorsun. Çok iyi Alevi oluyorsun. Çok iyi Şii oluyorsun. Niye? İşte Hüseyin'i orada ezmişler de bu da kendisi. Ya sen Hüseyin'e tanrı diye tapıyorsun. Hüseyin 40 tane adamla 1000 tane adamın üstüne giden, siyaseti bilmeyen, siyasette anlamayan, hatta becerikli bir adam. Ve şimdi adam diyor ki ya diyor Hüseyin diyor biliyordu diyor öleceğini diyor. Ya adam bunu diyebiliyor ya. Hüseyin neymiş? Öleceğini biliyormuş da ibret olsun diye ölmüş falan. Senin ne farkın var sen teröristlerden? Niye sen şimdi Hazreti Hüseyin'e böyle diyerek, sen Hüseyin'e bir intihar bombacısın, suicidal bir adam dediğinin farkında mısın? Ya bir insan öleceğini bile bile 40 tane yanındaki adamı, çoluğu çocuğu niye ölüme götürür? Ya sen demezler mi adama? Şimdi işte bakın Fethullahçılar da aynısını diyorlar ki işte Hüseyin'e bir duruş yapmışlar darbede. Neymiş? İşte Hüseyin, Hazreti Hüseyin Fethullah Gülen oluyor güya. İşte muhafiyete Recep Tayyip Erdoğan oluyor. Ya arkadaşım işte Hüseyinilik bu işte. Gerçekten bu. Sen siyaset bilmiyorsun, bir halk bilmiyorsun. Ondan sonra da yine önünde siyaset bilmeyen başka bir adamı tanrılaştırıyorsun ve diyorsun ki o işte gitmiş zalimin suratına şöyle yapmış, böyle yapmış. Niye Abdullah bin Zübeyir'den kimse bahsetmiyor? Abdullah bin Zübeyir hem Yezid'in hem oğlunun hem de onun oğlunun canını ot tıkamış bir adam. Abdullah bin Zübeyir bütün Emevileri inim inim titretmiş bir adam. Abdullah bin Zübeyir 5 dakikalığına bile Mekke'yi, Medine'yi terk etmemiş bir adam. Ve Abdullah bin Zübeyir öyle canını Küfe'ye falan giderek zor kurtarmış bir adam değil. Öyle Küfe'den falan ordu bulacağım, yok Şiileri kendime bağlayacağım diye gidip de yazda girdim kızlarından, karılarından kendime hatun yapayım falan filan diyen bir adam değil. Abdullah bin Zübeyir adam gibi bir adam. Şimdi ben diyorum ki hem Ali hem Hüseyin hem de bütün Ali efradı Abdullah bin Zübeyir'in
kadar olamamıştır. Mekke'den Medine'den kaçmak zorunda kalmışlardır ve Küfe'de kendilerini 50 defa satacak, hatta bugün ortaya çıksalar yine satacak olan Şiilerin arasına gitmişlerdir. Ama bugün bakın biz Abdullah bin Zübeyr'in adını hiç duymuyoruz. Ne Şiilerden duyuyoruz ne Sünnilerden duyuyoruz. Neden? Sünniler duymak istemiyorlar. Çünkü Harre vakası gibi bir ahlaksızlığı saklamaya çalışıyorlar. Şiiler zaten hiç bahsetmiyor. Çünkü Şiiler böyle bir adamın ortaya çıkabileceğini zaten tahmin edemiyorlar. Çünkü kendileri hep rezil olmuşlar. Niye arkadaşlar? Çünkü hepiniz hem Hüseyin'e, hem Peygamber'e, hem Hasan'a, hem sahabelere Allah diye tapıyorsunuz. Ve Allah diye taptığınız için, yani Müslümanların %99'u bunu yaptığı için, Müslüman alemi şu anda çok rezil bir durumda. Çok aşağılık bir durumda. Bir tane adam akıllı devlet yok ki işte Müslümanlık adına çok güzel falan diyebileceğiniz. Yok. Neden yok? Sizin yüzünüzden. Müslümanlar sizin yüzünüzden. Sizin gibi insanları tanrılaştıran, Allah'ım Allah'ı bırakıp ya işte bizim Hüseyin Efendimiz de işte geleceği görüyormuş da, yok işte Geylani Efendimiz de bilmem ne yapıyormuş da, yok işte menzil şeyde işte dünyanın her yerine hükmediyormuş da falan filan gibi diyen sapıklar yüzünden İslam alemi bu durumda. Şunu diyeceksin arkadaşım. Herkes insandır. Ben de insanım. Allah da beni bu dünyaya koyduysa beni imtihanım için koydu. Başkasını Allah diye tapayım diye koymadı. Dolayısıyla sizin burada gördüğünüz bütün sıfatların hepsi sapıklıktır. Burada gördüğünüz bütün sıfatların hepsi tanrılaştırmadır, putlaştırılmadır. Ve ben size videonun öncesinde putlaştırmanın aslında aramızda ne kadar böyle yakın bir şekilde dolaştığını gösterdim. Sizin kullandığınız gün adlarında, ayetlerinde bile tanrılaştırma o kadar yaygınken sizin işte masum, pak, mevlana falan demeniz size tabii garip gelmeyecek. Fakat arkadaşlar biraz düşünürseniz buradaki sıfatların hepsinin açık ara Allah'a karşı gelmek olduğunu kendinizde göreceksiniz. O yüzden arkadaşlar bizim doğru düzgün bir imana bence sahip olabilmemiz için ilk önce insanlığın ne olduğunu ve insan üstünün ne olduğunu bir şekilde farkına varmamız ve ondan sonra da insan üstü olarak kimseye ne söyleniyorsa bunu direkt olarak inkar edip arkadaşım insan üstü diye bir şey yok. Evliyan yok. Yok şeyhmiş, yok ayetullahmış, ruhullahmış, Allah'la konuşmakmış, rüyada bilmem neyi görmekmiş falan filan diye bunların hepsini inkar etmemiz lazım. Yoksa size yanmayacak efen satan da çok olur. İşte sırtınızı bıçaklarla kestirtecek şii de çok olunur. Kendi kendinizi de dövdürtürler. Size bir sürü ayin de yaptırırlar. Çoluk çocuklarınızı Kur'an kurslarına da badelerler. Ve bir sürü şey de yaparlar. Ve siz bunu daha 1000 yıl bu pisliğin içinde mutlu mesut aynı böyle domuzun kendi pisliğinde oynaştığı gibi oynaşmaya devam edersiniz. O yüzden bence biraz aklımızı başımıza alıp eğer Müslümansak adam gibi Müslüman olmamızın gerektiğini düşünüyorum. Bu video hoşunuza gittiyse lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Ve sevdiğiniz ya da sevmediğiniz arkadaşlarla bu videomu da paylaşmayı unutmayın. İyi günler dilerim.